Bunlar bizim tabloları görsel olarak oluşturabilmek için bir yardımcı aracımızdı aslında. Burada yaptığımız şey, oluşturduğumuz nesneler tables altında görülebiliyor. Yani direkt bize create işlemi yapmasını sağlıyor. Bazen burada oluşturduğumuz şeyleri daha sonra değiştirmemiz gerekebiliyor. Mesela biz burada görsel olarak oluşturduk. Aslında bu arka planda bir TSQL script'i oluşturdu otomatik olarak ve onu çalıştırarak bizim tablolarımızı oluşturmamızı sağladı. Ama diyelim ürün geliştirildi, yayına verildi. Üzerinde bir değişiklik yapılacak. Yeni bir sütun eklenecek tabloya. Böyle bir durumda tabii ki buradan yapmak mantıklı olmayacak. Arka tarafa müdahale etmeniz gerekecek. Yani TSQL ile database oluşturma, tablo oluşturma, bunların birbiriyle ilişkilendirilmesi, sütunu silme gibi şeyler var, detaylar var. Bunları yapacağız. Bir de diyagramla ilgili söylemem gereken bir şey. Ürünü yaptığınız zaman burası kolaylık sağlar ürünün geliştirme zamanında. Ama ürün olarak kullanmaya başladığınızda bunu projenizden silmeniz gerekiyor. Aksi halde performans olarak olumsuz bir etkisi olur. Yani diyagramlar performansı olumsuz etkiler. Bunu sildiğinizde tablolar silinmez. O yüzden korkmanıza gerek yok. Sildikten sonra bile ihtiyacınız olduğunda ne yapıyorduk? Tekrar bir diyagram oluşturup buradaki tabloları eklediğim zaman zaten aynı yapıyı bana gösteriyordu ilişkilerle birlikte. O yüzden korkacak bir şey yok burada. Sadece geliştirme ortamında epey bir yararı oluyor. Şimdi yeni bir veri tabanı oluşturacağım. Ama bunu yaparken TSQL komutlarını kullanacağım. Bunun için temel olarak bilmemiz gereken bir şey vardı. Nesneler neyle yönetiliyordu? Hangi komut yapılarıyla? Hayır. Neyle yönetiliyor? Mesela veri select, insert, update, delete komutlarıyla yönetilecek. Nesneler, nesne oluşturma. Bunlar nesne için geçerli. Veri için olan kısmında daha sonra tekrar hatırlatacağım. Burada öncelikle bir database oluşturacağız. Neyse yazmayayım. Bir veri tabanı oluşturacağım. Sonra içerisine tablo oluşturacağım. O tabloyla ilgili işte alter işlemleri falan yapacağız. İçerisine sütun ekleme falan. Sonra da başka bir tablo oluşturup bunların arasında bir ilişki oluşturacağız. Ama TSQL kullanarak yapacağız bunu. Ben yine veri tabanlarının bulunduğu klasörümü açıyorum. Onun için C dizinin içerisinde databases diye bir klasör oluşturdum. Siz de yapın. Şimdi kendi database'imizi TSQL ile yapmadan önce klasörü hazırladıysanız birazdan geçeceğiz oraya. Şurada kullanıcılar üzerine geliyorum. Design olarak açıyorum bunu. Yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Yetki ID'ye tıkladım. Sağ tıklayarak insert column dedim. Buraya oluşturma tarih diye bir sütun açtım. Veri tipi small date type, yani bir tarih formatı. Örneğin bir web sitesine girdiniz, kayıt oldunuz. Sizin kayıt olma tarihiniz tutulur her zaman. Bu standart bir kuraldır.
Ama sizden bu tarihi istemez. Hiç kayıt olma tarihi giren var mı? Yani istemek mantıklı değildir. Doğum tarihi ayrı mesele. Kayıt tarihi de denebilir buna. İşte kredi date vesaire. Bunu istemesinin sebebi sizin arka tarafta hangi tarihte kaydolduğunuza göre bir istatistik vesaire işlemlerini kullanmak olabilir. Bunu sizden istemediğine göre kendisi anlık olarak gerçek, doğru veriyi tutabilmesi gerekiyor. Bunun için de SQL Server'da varsayılan değer diye bir kavram var. Örneğin diyorum ki bu kullanıcı her kullanıcı eklendiği zaman direkt ekleme işlemi yapılırken o anın sistem tarihini alıp oluşturma tarihi sütununa yazacak. Doğru olan da bu zaten. Otomatik yapılması bunun. Bunu görsel olarak şuradan Default Value or Binding kısmı var. SQL Server'da getDate diye bir fonksiyon var. Bunun değerini buraya ekle diyorum ben. Kaydettim. Bu veri ekleme işlemi sırasında kullanılacak bir değer. Her ekleme işleminde bu kullanılacak. Neden bunu boş geçiremez yapmak yerine boş geçirebilir yaptım? Yusuf. Şimdi biz kullanıcıdan bilgi alıyoruz. Bunu zorunlu tutarsak default değer vermemizin bir anlamı yok. Kullanıcı göndermek zorunda olacak. Bunu yazılım tarafında da kendimiz belirleyebiliriz. İşte data.now diye bir komut var. Onu kullandığımız zaman sistemin tarihini alıyor. Ama gereksiz yere parametre almış olacağız. Veri tabanında çözmek daha mantıklı burada. O yüzden de boş geçilebilir dedim. Bu şekilde veri ekleme sırasında hata vermeyecektir. İşte update'te de bunu yapmamıza gerek olmayacak. Hayır. O zaman ayrı olarak set değerine vermen gerekecek. Set getDate demen lazım. Set'e buraya yani. Onun için de update için de var böyle bir işlem. Mesela makalenin en son güncelleme tarihi. Updated date. Güncelleme tarihi sütunu oluşturursunuz. Burada da olabilir. Bu kullanıcı profili, özellikleri neyse en son ne zaman güncellendi? O zaman da gene getDate bilgisini alacaksınız. Ama updated date sütununa bunu yazacaksınız. Abi işte bir daha update yaparsa senin dediğin şey otomatik olmak zorunda zaten. Otomatiği de trigger yapar. Trigger'larda onun örneğini yapıyorum genelde. Mesela şuraya geldik. Dedik ki kullanıcılar tablosuna herhangi bir update işlemi çalıştırıldığı zaman git updated date sütununun değerini getDate yap. Bu otomatik yönetiliyor. O şekilde çözülüyor genelde. Aksi göndermekten daha mı? Tabii ki. Kendisi çalışıyor otomatik. O açıdan sizi uğraştırmıyor ekstra. Oluşturma tarihi yaptık. Buna değer atama işlemlerinde örnek bir şey yapalım. Edit tab dedim. Oluşturma tarihi vermiyorum. Yetki ID vermek zorundayım. İlişki olduğu için. Tab diyerek aşağı geçtik. Yetkilerde bir yokmuş. Sanıyorum. Bir şey eklememişiz. Şimdi tamamdır. Bakın şurada kırmızı ikon varsa şu an bu veri tabanına eklenmiştir. Bu satır. Ama
henüz burada gerçek hali görünmemiş demek. CTRL-R dediğim zaman bakın artık veriyi sunucudan çekerek getirdiğimizi. Oluşturma tarih kısmında da GetDate bize şu anın zaman ve tarih bilgisini getirdi. Bu şekilde GetDate özelliğini görmüş olduk. Kendisi otomatik olarak bu değeri veriyor. Benim vermeme gerek yok. Eğer zorunlu tutsaydım burada ben vermek zorunda olacaktım. O zaman da işime yaramayacaktı zaten GetDate. Kapatıyorum bunu. Şurada yeni bir database oluşturacağım. Databases klasöründe. Adı bilgi adamı olacak. Create bizim nesne oluşturma komutumuzdu. Database de bir nesnedir. Bunu da söylemiştik. Database, table, procedure. Bunlar nesne. Create database bilgi adam on primary dedim. Database'in yolunu belirtiyorum. Bakın bu komut yapısıyla ben bir bilgi adam adında database nesnesi oluşturuyorum. Bu primary bir dosya diyorum. Primary dosyadan kastım şu içerideki yapı. Yani bu nesnenin primary dosyası demek. On primary. İçeride name, file name, size, max size ve file group diye bazı parametreler var. Onlara değer vermem gerekiyor. Name kısmına data dosyasının mantıksal adını veriyorum. Veri tabanı dosyasının. File name'ine de fiziksel olarak nerede bulunması gerektiğini. Size olarak bunun MDF dosyası bu. Data dosyası MDF. MDF dosyasının kaç megabayt boyutta olacağını söylüyorum. Bu tam olarak 20 megabayt alanı değil, yani 1024
kilobayt 1 megabayt ediyor. Ona göre hesaplamadım kafanız karışmasın diye. Bunu kilobayt, megabayt, gigabayt, terabayt hepsine verebiliyorsunuz. Kısa adını yazmanız yeterli. Max size unlimited dedim. File growth neydi? Hatırlayın. Evet, hangi boyutuyla büyüyecek? Her evet. Yaklaştırılır. Evet. Artırma. Ortalama mesela 6 megabayt. 6 megabayt. Şu an için log yok. 20 bine yaklaştığı zaman size, veri tabanın boyutu bu kadar kilobayt ile artış gösterecek. Demek artı 16.384 kilobayt. Bu da 16 megabayta denk geliyor. Bunu oluşturduğum zaman hem burada hem de dosya olarak görmem gerekiyor. Execution query. İşlem tamam. Databases. Bilgi adam oluştu. İçerisi boş. Ben sadece data dosyasını oluşturdum. Ama log dosyası da oluştu. Ve dikkat ederseniz tür kısmında primary data file diyor. Bu da aslında yukarıdaki primary işleminden geliyor. MDF dosyası birinci dosyadır her zaman. Log dosyası ise default olarak default ayarlarıyla kuruldu. Bu da transaction log dosyası. Boyutlara bakarsanız 20 megabayt. Diğeri de default. Ben ellemedim onu. Kendisi otomatik olarak oluşturdu. Yani efendim? Script mi? CTRL'si SQL olarak kaydet. Olmuyor mu? Çalıştırmak için mi? Neyim? Hayır, bunu şunun için kullanın. Hani biz bu örnekleri yaptık, daha sonra kullanalım şeklinde. Herhangi bir klasör aç, oraya gün, tarih bilgisiyle birlikte kaydetmeni öneririm. Araştırmayacak. Görmesin ders notları. Zaten videoları dağıtıyorum. Bunu script olarak kullanacaksan, mesela bir kendi arayüzünü geliştirip, kendi uygulamanı geliştirip bu sorguyu çalıştırabilirsin. Oradan. O zaman ihtiyacın olabilir. Ya da bir database'i oluşturdun, bunun script dosyasını çıkartıp sunucuya gönderdin. Sunucudaki SQL Server'da bunu execute ettiğin zaman aynı yapıyla orada da bir database oluşur. Genelde veri tabanları bu şekilde kopyalanır. Yani MDF dosyasını göndermen için üzerinde çok fazla data olması gerek. Yoksa gerek yok yani MDF göndermeye. Script'ini yap, başka bir sunucuda çalıştır. Sadece bunun için değil, onlarca şey için gerekiyor.
Çünkü diğer tarafta farkındaysan bu ayarlara bakın. Max size, file growth falan. Bu aslında şurada bizim karşımıza gelen şey. Özet ayarlar. Bunların çok daha detaylarını yapabiliyorsunuz. Mesela şuradaki options'ların tamamını T-Square ile yapabilirsiniz. Parametre göndermek yeterli. Bunlar zaten hepsi T-Square sözcükleri. Tabii. Yani bu basit bir formdan ibaret. Sizin de tasarlayabileceğiniz. Siz bunu seçip OK dediğiniz zaman arka tarafta şunu otomatik oluşturuyor. Ama bir şey fark etmiyor. Ben nasıl yazdıysam bunu tasarlayanlar da öyle yazdı. Sadece size bir form oluşturdular ki kolay kullanabilirsiniz. Çünkü herkes ileri seviye SQL bilgisi sahibi olmak zorunda değil. Yani piyasada herkes öyle değil. Ve burada örneğin sağ tık new database dedim. İsim verdim, OK dedim de default ayarlarla oluşacak. 5 megabayt ve 2 megabayt. Ben buradan kendi özel ayarlarımı da kodla belirttim. Ve bir şey daha söylemiştim. Management Studio SQL Server, yani SQL Server veri tabanı motoru Management Studio'ya bağlı bir şey değil. İkisi bir değil yani. Nasıl Notepad'de C# geliştirebiliyorduk. Bir engel yok. Visual Studio'ya çok ihtiyacınız yok. Sadece işleri kolaylaştırıyor. Profesyonel yapmanızı sağlıyor. Burada da aynı. Veri tabanı motoruna sen bu kodları neyle gönderirsen gönder. O aynı işi yapar. Şimdi siliyorum bu database'i. Beğenmedim bunu. Bir de log kısmını da tasarlayalım. Kendisi default ayarlarla yapmasın bunu. Yukarıyı kopyaladım. Uzantı ve isimleri değiştiriyorum. Tekrar hatırlatayım, log dosyaları MDP dosyalarından daha hızlı büyürler. O yüzden alanda bu şekilde bir değişiklik yapabilirsiniz, daha fazla yer verebilirsiniz falan. Değişiklik yapmıyorum. Diğerini hatırlarsanız, varsayılan 5 MB oluşturmuştu. Ben 20 MB verdim. Boyuta bakın. İkisi de aynı değere sahip. Mesela bunu işte bir script olarak yaparsın. Bütün varsayılan ayarların orada olur. Sen script dosyasını her istediğin zaman çalıştırıp Management Studio olmadan bile istediğin gelişmiş ayarlara sahip veri tabanını oluşturabilirsin. Evet. Kendi datalık dosyası. Bir de kalimler her şeyde olur.
Bununla ilgili sistemi sorgulayabiliriz. Mesela nesnenin adını aldım. Exec ile sistemde store prosedürler var. Bunlar bize SQL Server geliştiricileri tarafından hazırlanan yardımcı nesneler. CPHelpDB'yi çalıştırdığım zaman bana mantıksal ve fiziksel olarak iki şekilde değer getiriyor database ile ilgili. Şurada tüm detayları görebiliyorum. Şurada status kısmını kopyaladım. Sağ tıkla kopya. Rahat görebilmeniz için. Bakın birçok ayar var. Mesela recovery ayarı full olarak ayarlanmış. Bu ne işe yarıyordu? Recovery model. Evet. Backlogged, simple ya da full vardı. Full yapmamız bizim log dosyası tutmamızı sağlıyordu. İşte o da arkada recovery keyword'u ile saklanıyor aslında. Aynısına tekrar bakabiliriz şeyden. Versiyon 706 falan. Şuradaki ayarlardan. Hayırdır diye. Merak ettik. Kurumsal kokuş. Bu database içerisine tablo oluşturalım. Bunun için gene SQL yöntemlerini kullanacağız. Table'da bir nesne. Bu nedenle create ile oluşturmam gerek. Şunu anlatmak bize. Buraya kadar yeterli.
Bakın kullanıcılar tablosu içerisinde 6 sütun ve hepsi de boş geçilemez olarak yaptım. Eğer boş geçilebilir olsun istersem not kısmını silmem gerekiyordu. Bu yeterli olacaktır. Null yazmalısınız o zaman. Bunu çalıştırdığım zaman çalıştırmayın. Çalıştırdığım zaman bu tablo sorusu bir şekilde oluşacaktır. Yalnız dikkat ederseniz bizim identity ve primary key diye bir şeyimiz vardı. Kullanıcı ID'ye bunu vermemiz lazım. Primary key ve identity birden başla birer birer. Veri tabanını değiştirmeyi unutmayın. Master'ı oluşturmayın. Bilgi adam ya da use vardı değil mi? Go dediğimizde orada çalışacaktır. Refresh. Açıyorum içerisini. Tam istediğim gibi oluşturulmuş. Primary key'imiz de var. Design'la açtım. Identity'ye bakalım. Yes olarak oluşturulmuş. Cahil. Sonra İber niye cahil? Şimdi database oluşturduk. Yalnız diyelim ki çok da küçük oluşturmuşuz. Hani sonradan da silmek istemedik. Üzerinde tablolar falan yaptık. Bunu alter etmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız 20'şer megabayt log ve data dosyası. Alter database ya da modify file dosya adı şu olan bilgi adam data size da 30 megabayt yapayım. Normalde 20 idi. Kontrol etmek için şuradan bakabilirsiniz. Şu an 20 megabayt gene. Çalıştırdım. Tekrar sorgulayalım. 30 megabayt olarak değişti data dosyamız. Bundan not almak için şey ne? CTRL-Z yapınca tüm işlemler geri alınıyor. CTRL-Z ne için? Ya şu an basit gördüğün o bilgiyi çocukken ezberlemek için ne kadar uğraşıyordun? Alter ne yapıyor? Alter, create ile oluşturulmuş olan, yani aslında var olan bir nesnenin yapısında değişiklik yapmanı sağlar. Database bir nesnedir. Ve oluşturulmuş, var. Bunu değiştirmek için alter yapman lazım.
Bu tüm nesneler için geçerli. İster prosedür, ister trigger vesaire. Oracle'da bir fark var. Hani belki araştırırsanız not olarak söyleyeyim. Orada alter yapmana gerek kalmıyor. Başlangıç kısmında create or replace yazıyorsunuz. Şöyle. Create or replace yazdığınızda yoksa oluşturuyor, varsa replace ediyor. Yani alter ediyor. Az önce söyledik. Oluşturduk. Peki geri alalım. Hani hatalı yaptık bunu. 20 yapalım. Geçmiş olsun diyor. Artırılan bir veri tabanı dosyası azaltılamaz. Çünkü üzerinde sana 30 megabaytlık yer ayırdı. Sen bunu kullandın ya da kullanmadın, o bilemez. Yani bir işlem yaptın diyelim. Kullandın. Ama veri tabanı dosyası neyi kullandığının farkında değil. Dosya olarak. O yüzden de bunu düşüremezsin diyor. Azaltamazsın. Ha, shrink ama boşluk temizliyor. Boşluk varsa boşluk temizler. Ama sana bunu azaltma yetkisi vermiyor. Ki olması gereken de o yani. Veri güvenliği için. Şimdi buraya bir de kayıt tarihi ekleyelim. Ama tabloyu oluşturduk bir kere. Bunu da alter etmemiz gerekiyor, değil mi? Alter table kullanıcılar add diyorum. Bu tabloyu alter et ve ekleme işlemi yap. Adres varchar 150 ve null olabilir. Kayıt tarihi, veri tipi date type. Geçilebilir mi olmalı, geçilemez mi? Biz veriyorduk bunu arayüz tarafından. Burada o default bir değerdi. Burada default diye bir nesne var aslında. Onu yapan bu kendisi. Default diyorum, değeri de bu. Kullanıcıları refresh ettim. Adres ve kayıt tarih geldi. Get date'imize bakalım. Design kısmında. Bakın. Arayüzden yaptığımda hiçbir fark yok. Şurada da nuller görünüyor zaten.
Hattasi ne? Şeyi sadece çıkar. Senin kastedinleme. Kastedinleme. Bu bir nokta kural zaten. Çünkü yapılacak en temel hatalardan birisi. Hayır. Olsun, öğrenmiyorum. Create ve Alter'ı gördük. Şimdi tabloya yeni bir tablo oluşturayım. Silinmek üzere oluşturulacak bir tablo bu. Refresh ettim bakın. Table view diye bir table diye bir tablomuz var. Drop table. Bunu yazdığım zaman silinecektir. Tablom gitti. Drop table'la da basit bir şekilde tablo silme işlemi yapıyoruz. Bu şekilde create, alter ve drop işlemlerini yapabiliyoruz artık. Bildiğin koro halinde giriyor. Yani hep birlikte kurumsal sanıyorum. Bilmiyorum. Kurumsal giriyoruz arkadaşlar. Sizin hocanız yok mu evladım? Diye gideceksin. Şimdi 3 tane yeni tablo oluşturacağız. Bunlar arasında da ilişki kuracağız. Bu şekilde referanslı bir yapı oluşturmaya çalışacağız. KSQL yapacağız bunu. Kullanıcılar tablomuz kalsın.
Generate table. Bir adını verdim tabloya. Gayet orijinal bir şekilde. Gereksiz bir name adı daha vereyim. Name sütunu. Yeterli bu. Hatta şurayı identity de yapalım. Şuraya biraz mutluluk. Şuraya biraz kahkaha çizelim. Bir de ortak bir tablo oluşturacağım. Aslında ilişki oluşturmak için ortak tablo ihtiyacımız yok. Bu şekilde anlamayın. Yani doğrudan ben birazdan yapacağım işlemi şunları da yapabilirim. Onu da deneriz. İki tabloyu oluşturuyorum. Bakın. En alttaki değil. Sadece iki tabloyu. Tables kısmını refreshledim. Tablolarım görünüyor. Şimdi bir diyagram oluşturalım. Bu iki tabloyu göreyim. Kullanıcılar hariç. Şimdi de bunları birleştirecek bir tablo yapacağım. Bu da üçüncü tablo. Yalnız bunda kendisine ait bir ID var. Bir de iki tane referans var. İlişki. Relationship. Şuradan add table diyorum. Görünmedi. Çünkü refresh etmem lazım. Evet. Şimdi yine görünmedi. Buradan refresh. Tablo birleştir. Evet. Evet. Karşınızda relationship'e sahip 3 tane tablo. Şimdi bunu orijinal tablo yapımızda oluşturalım. Dün hatırlarsanız kullanıcılar ve yetkiler tablosu yapmıştık. Yetkileri çok şey yapmadan, fazla kasmadan hızlıca oluşturalım. Kullanıcıları design'da açtım. Şurada yetki ID vermem gerekiyordu hatırlarsanız.
int ile boş geçilemez. Kaydet. New table. Yetki id int boş geçilemez. Yetki alt. Varchar 50. Bu da boş geçilemez. Yetki açıklama. Boş geçilebilir. Set primary ve identity. Yetkiler. Siz de yapın bunu. Burayı oluşturdunuz sanıyorum, konuşmaya başladığınıza göre. Yukarıya doğru geldim. Şurada yapmam gereken bir şeyler var. Kullanıcılar, diyorum ki yetki tablosuyla yetkilerle kullanıcıları birleştirmem lazım. İlişki mantığı, şurada yetkiler. Bunun adını yetki ID dedim. Integer for each key. Yetkiler tablosunda adı neydi? Yetki ID. Bakın az öncekini ben kendim manuel oluşturdum ama normalde buradan yapmam gerekiyordu. Bunu siliyorum. Bu şekilde hem bir, şunu da sileyim hatta doğru düzgün ismi olsun. Diğerinden dolayı hata vermemesi için yaptım. Neyse kalsın. İlişki olduğu için. Şurada, burada yaptığım şey yetkiler tablosundaki yetki ID ile kullanıcılar içerisinde oluşturulacak yetki ID isimli integer tipindeki sütunun arasında for each key bir ilişki var. Burayı yazdıysanız diyagramda göstereyim. Buraya et koymasanız sadece varlığını güvenler mi? Yok, hata olur burada. Add table kullanıcı yetki. Bakın buranın ilişkisini de kodla oluşturdum. Yani şuradaki yetki ID ile şuradaki yetki ID aslında
burada kafa karıştırmasın. Şöyle, bunların arasında bir ilişki var. Burada diyagramdan oluşturmuştuk. Burada ise gördüğünüz gibi foreign key'yi biz kod ile oluşturduk. Temel mi? Ama dedim ben bilmiyorum, cebedim de. Olaya çıkalım.